Sevgili seyirciler, yanımda Gökal Ticaret'in yetkilisi Kemal Gökal var. Merhabalar Kemal Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Bey, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Bu sektöre nasıl girdiniz, nasıl başladınız bu işe? Ben aslında yat kaptanıyım, yatçılık mezunuyum. Fakat askerden geldikten sonra boğa mesleği olan bu işe başladım. Aşağı yukarı 18 yıldan beri de bu işi yapıyorduk. Müşterilerimizle günlük kürsüsü aldık, geçinip gidiyoruz, gayet iyi işlerimiz. Peki bu dükkanda neler var, neler satıyorsunuz, tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Dekorasyon, inşaat, sanatsal malzemeler, bahçe malzemeleri, antikalar, birçok sektörde mal satıyoruz. Peki az önce görmüş olduğunuz resimler satılık mı? Resimler Engelliler Derneği yapıyor. Onlar aslında baskı. Fakat dernek yararına satıldığı için müşterilerin değerlerinden daha fazla para verebiliyorlar. Bu paraları ben bir yerde biriktiriyorum. Sonra Engelliler Derneği'nin almak istediği bir şey olduğu zaman gidip bizzat alıp derneğe teslim ediyorum malzemeyi. Ve bu kullanıcısına kadar gidiyor. Peki dekorasyon anlamında da burada el yapımı ürünler satılıyor mu? Çok sanatçı müşterim var. Sanatçı müşterilerimin hepsi malzemelerini yapıp burada satılmasını istiyorlar. Ben de onlardan alıyorum. Konsinye değil ama alıyorum malzemelerini. Ve satıyoruz. Onların istediği malzemeleri de ben onlara satıyorum zaten. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki inşaat malzemesi olarak ne tarz ürünler satıyorsunuz? Kaba malzeme hariç her şey var. Ama kaba malzemeyi satmıyoruz. Onu başka bir arkadaşımız satıyor. Dekorasyon amaçlı, bahçe, sanatsal malzemeler, bu tür şeyler satıyoruz. Kemal Bey, birçok hobisi olan müşterimiz var. Onlar için de bir takım malzeme ve ürünler satıyorsunuz. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz size? Hobi malzemeleri var. Tuvaller, yağlı boya ve akrilik boya çalışmaları için boyalar, fırçalar. Ayrıca seramikçiler için çamur ve seramik malzemeleri satıyoruz. Peki Kemal Bey, birkaç sene önce buranın daha ufak bir yer olduğunu, hani bu kadar dekorasyona dair ürünler satmadığınızdan bahsettiniz. Şimdi birazcık daha bayanların ilgisini çekecek bir yer haline getirdiniz burayı. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Sadece bayanlar değil ama müşteri portföyünü yükseltmek adına değişik, daha kaliteli, daha sanatsal, daha güzel, daha farklı malzemeler satmaya başladık. Bu da müşteri portföyünü yükseltti. Hatta çok ilginç müşterilerim geliyor, ünlüler geliyor. Zevkli müşteriler geliyor. Kimler geliyor mesela ünlüler? O kadar sır vermiyoruz. Tamam, Kemal Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim.